Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Pakistan, Hindistan, Japonya, Çin ve son olarak Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmalara bir yenisi daha eklenmek üzere. 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüyle daha gerilen ABD-İran ilişkilerinde geri dönülemez bir yola doğru gidiliyor. İRNA'nın haberine göre, İran Deniz Kuvvetleri, geçen çarşamba günü Körfez sularında, 1000 deniz gemisinin katılımıyla, Deniz Seferberliği adı altında askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Komutanı General Abbas Gülam Şahi, İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas açıklarında gönüllü seferber birliklerinin katılımıyla düzenlenen, Deniz Ulusal Geçit Tatbikatı'nın kulisinde yaptığı açıklamada, tatbikata, Deniz Seferberliği ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinden 1000 adet bot, 28 adet yarı ağır filo grubu, 40 adet hafif filo grubunun katıldığını kaydetti. İranlı komutan Gülam Şahi, tatbikatın Bender Abbas ve Hürmüz Boğazı açıklarında düzenlenmekte olduğunu vurguladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tengisiri de yaptığı açıklamada, deniz geçidinin İran İslam Cumhuriyeti'nin halk tabanlı düzeninin onur ve güç gösterisi olduğunu belirterek, bu tatbikatın mesajının Fars Körfezi ve Umman Denizi açıklarında barış, dostluk, kardeşlik ve sürdürülebilir güvenlik ve de fedakarlık ve velayete bağımlılık olduğunu söyledi. İran tatbikatları, ABD, İsrail ve Körfez koordinasyonunda İran'a karşı bir saldırı için spekülasyon ve beklentilerden bahseden analizlerin ve haberlerin arttığı bir dönemde geldi. Axios web sitesi, geçtiğimiz haftalarda İsrail ordusunun, birimlerine olası bir askeri operasyon ve İran'a yönelik ABD baskınlarına hazırlık talimatı verdiğini kaydetti. Site, İsrail'in hazırlıklarının İran'ın Suriye, Gazze ve Lübnan'daki vekil grupları aracılığıyla gerçekleştirebileceği misillemelerle bağlantılı olduğunu da sözlerine ekledi. İran'ın resmi haber ajansına göre, Körfez sularındaki manevralar İran'ın Ulusal Deniz Kuvvetleri günü kutlamalarına denk gelirken, İran ordusunun liderleri deniz kuvvetlerinin dünyaya barış ve güç mesajı taşıdığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise dünyadaki herhangi bir gücün İran'ın bölgedeki ve dünyadaki konumunu görmezden gelemeyeceğini söyledi. İran'ın resmi haber ajansına göre, Körfez sularındaki manevralar İran'ın Ulusal Deniz Kuvvetleri günü kutlamalarına denk gelirken, İran ordusunun liderleri deniz kuvvetlerinin dünyaya barış ve güç mesajı taşıdığını söyledi. İran yönetimi son dönemdeki tatbikatlarını arttırmış durumda. Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda da, hava tatbikatına imza atılıp yeni füzeler denenmişti. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.